Merhaba, bu dersimizde Go ile bir dosyanın var olup olmadığını inceleyeceğiz. Bu birçok farklı şekilde kullanılabilir. Mesela bir dosya var ise sil, yoksa silmeye çalışma, belki hata alırsın. Ya da var ise üzerinde düzenleme yap, bir şeyler yap, kopyala, taşı gibi şeyler. Eğer dosya varsa işlem yapabilirsiniz onun üzerinde. Yoksa hata alırsınız. Bu yüzden bunun kontrolünü yapmak gerekiyor programatik olarak. Şimdi ben burada hemen basit bir şekilde başlıyorum. Öncelikle daha önce yaptığımız gibi ben uygulamamın bazı nesnelerini global scope'da tanımlayacağım. Mesela bunlardan biri file info. OS paketini burada kullanacağım gene. OS paketi içerisindeki file info nesnesinin pointer'ını burada alıyorum ben. Ve error'ı da tanımlıyorum aynı şekilde. Ve kullanıma geçebiliriz. File info err. Burada nesne örneğini oluşturacağım. Diyorum ki OS paketi içerisindeki stat kullanılarak ben bu şuradaki demo.txt dosyasının bilgilerini almak istiyorum. Ondan sonra eğer herhangi bir hata varsa, error nil değilse herhangi bir hata vardır. O zaman mesela OS paketi içerisindeki is not exist fonksiyonunu kullanarak error'ı yöneteceğim burada. Diyorum ki eğer bir hata varsa, sıkıntı varsa log.fatal file does not exist diyerek bu süreci yönetebilirim. Ve log println diyorum. Ekrana bir şey yazacağım. Log does exist and file information diyorum. Ve bunun altına da log println diyerek file info nesnesini kullanıp buradaki bilgileri ekrana yazıyorum. Şöyle bir kullanalım. Şu an demo.txt dosyam var. Bir de bunun olmadığı versiyonu deneyeceğiz. Şöyle bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şu an hataya düşmeyecek. Sadece içerisindeki veri okuyacak. Dikkat ederseniz. Bu veriyi elde ettim buradan. Daha doğrusu demo.txt'nin information bilgilerini aldım stat üzerinden. Şimdi ben bunu silersem, sildikten sonra şöyle yapayım. Silmiş kadar olduk. Ve ben bunu tekrar çalıştırıyorum şimdi. Şimdi bulamayacak bunu. Demo.txt'yi. Ve bize bakın file does not exist diye bir hata verdi. Aslında bu hatayı biz yönettik. Eğer hata varsa dedik sen bu stat ile demo.txt'yi okurken bir hatayla karşılaşırsan mesela onu bulamazsan hata verecek tabii ki. Error nil gelecek. Nil gelmeyecektir. Hata ile birlikte gelecektir. O zaman ben burada diyorum ki eğer nil değilse bu error nesnesi gel buraya. OS'un içerisindeki is not exist fonksiyonunu kullanarak buna bir bak. Eğer bu varsa şöyle, yoksa böyle yap gibi işlemler yapabiliyoruz.